Ya ben Zaqatala'yı beğendim. Yani gerçekten beğendim. Çünkü yani yolları böyle hep yeşillikli. Karşıda böyle bütün manzaralar zaten dağların arasında. Maşallah vallahi ya, her yere çıkıyorsun. Fiyatı 50 kepik. 2 kişi 1 manat yani. Vay be. Şimdi Car kəndi'ne geldik. Herkese günaydın arkadaşlar, yepyeni bir videodan. Şu an Zaqatala'dayım. Şimdi arkadaşlar kahvaltı yapacağız ve Zaqatala'yı gezmeye başlayacağız. Dün ben burada bu köyde bir video çekmiştim. Bu video ikinci video olacak Zaqatala'dan ve Zaqatala şehir merkezine çekeceğim arkadaşlar. Ama ilk önce şöyle bir kahvaltımızı yapalım. Sonrasında ise gidelim arkadaşlar Zaqatala'yı. Zaqatala'yı özleyen varsa yorum yapsın. Teyzem var bir tane, vallahi maşallah var ya. Buraya tırmandı ya. Teyzem sen nasıl düşüyorsun oradan? Dikkat et. Ha, dikkat et. Maşallah vallahi ya, her yere çıkıyorsun. Ama dikkat et ha. Edirəm də dikkat eləməsəm burada yumalanıb düşərəm, dikkat et. Aynen. Maşallah vallahi teyze her yere çıkıyor, her şeyi yapıyor. Yani sürekli böyle bir hareket halinde. Məcburan eləməliyəm, bunu əkmişəm. Əkəni batırma olar mı? Bunu orada qarğadallıqda yiyəsinə icazə alıb ora əkmişəm. Hə, əkmişsən. Yığıram. Bu da bostan kimidir də. Hər həftədə bir dəfə yığırsan. Haftada bir kere yığıyorsun hə, bunu. Həftədə bir dəfə. Biz bundan gözəl pilov eləyirik. Pilov. Hə, sizdə olmur bu. Bu ne ki ya? Fasulye değil mi bu? Fasulye değil mi bu? Fasulye de ayrı sortudur da. Fark. Bak. Bak nece. Ha barbun. Ha tamam barbun. Millim. Orada ama bu bir ince. Lobya var. Bu kadar uzun. Sizde olur o. Böyle uzun. Ne o? Lobya da fasulye. Ha fasulye olur tabii canım, olmaz mı? Ha, bu boydadır bak, uzun da. Aha. Teyze vallahi çalışıyor ya sürekli. Bunların hepsini sen topladın sabahtan beri vallahi. Bir oradasın bir oradasın ya. Bu da. Bak bu. Bu kadar. Bunu da ben o agurda ekmiştim. Bunu da sen topladın. Ha bu üstü oftu. Bu da. Kışenk. Güzel. Kışta... Acı mı bunlar? Yok şirin. Şirin. Şimdi bundan kışta yemek hazırlayacak gelin. Katıp kaynatırsan, yağda özleysen yağda kaynatırım. Ben yalan da istemiyorum, yağda kaynatır. Kışta ise açırıq bankanı, 2-3 tane yumurta da kırırıq üstüne, tatlı yemek var. Afiyet olsun, nuş olsun diyelim. Sağ ol, sağ ol. Arkadaşlar şimdi dolmuşa biniyoruz. Zaqatala merkeze giden. Sadece belli saatlerde gidiyormuş dolmuş. Gidelim dolmuşa binelim. Haydi bakalım. Selamünaleyküm. En arkaya mı geçelim üçümüz? Ha geçelim ya buraya. Bindik gidiyoruz. Fiyatı 50 kepik. 2 kişi 1 manat yani. 50 kepik 5,5 lira ediyor. Evet. Abi. Kolay gelsin abi. Sağ olsun. Kafayı vuruyordum. Böyle geçen çekmiştim ben burayı. Otogar gibi oluyor. Yani her bir rayona, her bir farklı yerlere gidiyor yani dolmuşlar. Bak mesela bu nereye gidiyormuş? Katex, Uzuntala, Berbetbine. Burası otogar işte. Merkeze geldik. Merkezde neler var neler yok size göstereceğim. Bu arada videoyu beğenip videoya yorum yapmayı, kanalıma da abone olmayı unutmayalım. Haydi bakalım Zaqatala macerası başlasın. Buradaki insanlar, yani insan böyle suratları yani yüzleri biraz daha farklı oluyor diğer yerlere göre. Çünkü çok farklı gruplardan, yani çok farklı etnik gruplardan insanlar var. Biz de şimdi pazarı gezeceğiz. Size pazarı göstereyim birazcık. Arkadaşımızı göstermek istiyorum. Zaqatala'yı gezdiriyor, onunla beraber geziyoruz. Onun da böyle dağlara böyle turlar yapıyor, yani beletçilik yapıyor. Eğer ki böyle Zaqatala'da kimsenin gidemediği böyle dağlara gitmek isterseniz ben onun Instagram'ını aşağıya koyarım. Şimdi şöyle pazara doğru gidelim abi. Burası içeri pazar oluyormuş. İçeri pazarda insanlar kendileri böyle düzelttiği ürünleri burada satıyorlarmış. Sarma yapmışlar veya işte burada marmelat yapmışlar. İşte acuka falan yapmışlar. Bunları böyle satıyorlar arkadaşlar. Hatta ablalarımız orada yaprak sarıyor. Yaprak mı düzeltiyorsunuz? Merhaba. Yaprak mı düzeltiyorsunuz abla? Aa, bu yapraklar ne kadar küçük ama. Küçük olmalı da yaprak. Sarma için mi yapıyorsun abla? He. Nasıl, siz sarmayı etli mi yapıyorsunuz? Aa, evde. He, evde yapıyorsun. Bayağı küçükmüş ama. Normalde bizim Türkiye'de böyle daha büyük böyle yapraklar. Ha, size küçük küçük balaca istiyorlar. Kolay gelsin abla. Sağ ol. Çok sağ ol. Sağ ol. Böyle herkes özlerinden getirdiği ürünleri satıyor burada. İçeri pazar yani. Burada abla bir şey. Abla ne yapıyorsun? Yalanlık. Ne yapıyorsun? Evet, satırız da. Ha, ne bu? Peynir mi? Ha, peynir. Bu peynirin. Ha. Bu peyniri mi düzeltiyorsun sen burada? Adı ne bunun ismi? Bunun ben şor. Ha, şor peyniri yapıyorsun. Ha, tamam bildim. Şor peynirini bu koyun yünlerinin içerisinde saklıyorsunuz. O değil mi? O şor. Koyunu satırıq. Hı. Peynirini deməli şeydə 17 manat, 18 manat. Hı. Şorunu satırıq 3 manat. Bunu nasıl yapıyorsun? Ne cür yapıyorsun? Bunun mesela onun xırdasını tökürük, edirik, karıştırırıq. Ha, bunun xırda bunu küçük doğrayıp bunu şey yapıyorsun. Ha. Çok güzel kokuyor ama ya. Burada abla şor peyniri yapıyor. Mesela suğa girin. Mesela dağdan gelirdi biri. Dağdan geliyor, siz yapıyorsunuz. Kolay gelsin abla, teşekkür ediyorum. Memnun oldum. Kendi düzelttiği ürünleri satıyor arkadaşlar. Şöyle bayağı bir büyük bir yer. Arkada etler falan da var. Şimdi Seren arkadaşlar böyle incir almış. Kilosu 1 manatmış. Ablalarımız da bize böyle armut verdiler. Sağ olsunlar. Seren'in kanalında, Seren Dünya Turu'nda. Evet arkadaşlar, ablalarımızla çok güzel sohbet ettik. Hepinizi bekliyorum. Etiketleyeceğim onu da. Onu da takip ederseniz çok mutlu olurum. Burası da kıyafet yeri oluyor. Yani burada ben geçen geldiğimde çok ucuza kıyafetler almıştım. 1 manat, 2 manata. Yani Zagatala'ya geldiğinizde buraya uğrayabilirsiniz. Burada ucuz kıyafet alabilirsiniz. Çünkü Azerbaycan'da pahalı yani kıyafet. Bana göre. O yüzden Bakü'de özellikle çok pahalı. Buradan ucuz alabilirsiniz. Zannediyorsam burası şehir merkezi arkadaşlar. Çünkü bütün marketler, işte her şey burada yani. Şöyle göstereyim. Gürcistan'a da çok yakın olduğu için Gürcistan'dan gelenler de vardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şu an Serhat bağlı ama buradan Gürcistan'a da gidebiliyorsunuz. Otobüs, işte bu gördüğünüz küçük arabalarla, otobüslerle yani. Normalde 8 manat ama şu an kuryollar bağlı. Yani Azerbaycan vatandaşlarına kuru yollar bağlı. Ama Türk vatandaşlarına açık arkadaşlar. Türk vatandaşları Azerbaycan'dan Gürcistan'a geçebiliyor. Ama geçtikten sonra geri Azerbaycan'a giremiyor. Öyle bir sıkıntı var. Ama şeyde de mesela Nahçıvan'dan da çıkabiliyorsunuz. Ama geri kuru yolla gidemiyorsunuz. Yani uçakla gelebiliyorsunuz. Ama arkadaşlar kuru yollarla tekrardan Azerbaycan'a geri giremiyorsunuz. Bunun bilgisini de vereyim. Çoğu insan belki soruyor, araştırıyor olabilir. Şimdi bu küçenin adı Sevil Qazıyeva'ymış. Sevil Qazıyeva Sovyet zamanında ilk traktörü çalıştıran kadınlardan bir tanesiymiş. Qazıyeva soyadı oluyor yani. Sevil Qazıyeva Caddesi oluyor burası da. Sevil Qazıyeva bu oluyor arkadaşlar. Sovyet zamanında böyle bahçesi olmuş. Sovyet zamanının bahçesiymiş. Böyle gördüğünüz gibi saçları uzun arkadaşlar. Traktörü düzeltirken saçları böyle dolanıyor ve o şekilde ölüyor arkadaşlar. Burada da onun heykelini görüyorsunuz. Zagatala'da bütün evler bu şekildeymiş. Yani bu siyah beyaz şu görüyor musunuz bilmiyorum. Böyle hatta birkaç tane ev var. Sonradan farklılaştırmışlar yani, değiştirmişler. Bu siyah beyazı gören Zagatala'ya geldim diyormuş. Ama şimdi değiştirmişler yani. Hatta şu karşıda da var bir tane böyle siyah beyaz gibi. İşte burası Balakən Qapıymış. Şimdi burası da böyle Dede Korkut Küçesiymiş. Şöyle. Böyle var ya, sokakları, caddeleri benim çok hoşuma gitti ya. Bilmiyorum nedense. Buranın enerjisi güzel bence. Böyle çirin bir yer yani, bakar mısın? Evleri çok güzel buranın. Yani eski gözüküyor bayağı bir. Ben zaten önceden Zagatala'ya gelmiştim ama Zagatala'ya geldiğimde insanlar bana hep neden işte şehir merkezine girmedin? Aleykümselam. Necesiniz? Yakşı. Lap yakşı. İnsanlar bana neden şehir merkezine gelmedin diye yazmışlardı. O zaman çok vaktim yoktu. Yani kalacak yerim yoktu o yüzden. Ama şimdi şehir merkezini size göstermek istedim. Zaqatala'da. Bakar mısın? Hep bütün evler bu şekilde yapılmış. Çınar ağacı var arkadaşlar. Bayağı bir eski bir çınar ağacı. Zaten çınarlar çok geç yetişiyor. Bizim Türkiye'de de Bursa yöresinde çok fazla çınar ağaçları var. Çınarın eni bayağı büyük. Bakın. Yani merkezinde böyle görmeniz gerekiyor bence. Bu evlerin hepsi kadim evlenmiş. Şöyle görüldüğü gibi. Sonradan restorasyon olmuş. Arkadaşlarımızla tanıştık. Çok tatlı insanlar, teşekkür ediyoruz. Burada böyle informasiya merkezi var. Böyle turistlere böyle bilgiler veriyorlar. Devlet adına çalışıyorlar yani. Bize de böyle bilgiler verdiler. Şimdi o bilgileri kullanmaya, gezmeye gidiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok memnun olduk, şad olduk. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Teşekkürler. Hocam. Şimdi götürdük merkeze doğru. Daha da şey ne diyorlar ona, adını unuttum. Sen Azerbaycanca danış. Ne Azerbaycanca da yadıma düşmedin de. Avarca söyle. Daha kadim yerlere gidiyoruz. Ha. Şimdi daha kadim yerlere doğru gidiyoruz. Park herhalde burası. Bir parkın içerisinden geçeceğiz. Yukarı doğru gidelim. Bir çınar ağacı var. Çınar ağacı kırmızı kitabına dahil edilmiş. Yani kırmızı kitap Azerbaycan'da kesilmemesi gereken ağaçlardan, yani öyle söyleyeyim. Hündürlüğü 30 metreymiş, yaşı da 270 yaşındaymış. Burada ise Dede Korkut'un böyle bir anısı var. Abi, merhaba, ben sizi tanıyorum. Merhaba, nasılsın? Necesin? Nahçıvan'daki videolarınızı gördüm. Aa, sen ne güzel Türkçe konuşuyorsun. Ya evet, biliyorum, küçüklükten Türkçe izliyorum. İzliyorsun, vay be, çok güzel konuşuyorsun. Nahçıvanlı mısın? Hayır, ben bu şehirliyim. He, Zaqatalalısın. Ha, çok güzel konuşuyorsun Türkçeyi. Adın ne? Fuat. Fuat. İbrahim benim ismim. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Kendine iyi bak. Siz de. Hadi görüşürüz. Ne kadar düzgün konuşuyordu ya. Vallahi Türkçeyi helal olsun. Kadim bir kiliseye geldik. Ama gerçekten kadim yani. Hani görüldüğü gibi kilisenin üzerinde otlar bitmiş bir sürü. Şimdi içeri girelim bakalım neler varmış diye. Tam böyle Zaqatala'da o parkın yanında bu kilise. Gelmek isterseniz o şekilde bulabilirsiniz. Şimdi içeri girelim bakalım içeride neler varmış. 1830. yılında yapılmış. İçerisi bayağı eski ama. Şöyle hemen göstereyim. Baksanıza. Oo, bayağı eski. Anladık ya, eski. Ha, içerisi de böyle. Hadi bismillah. Aa. Vay be. Kiliseyi yakmışlar arkadaşlar. Şöyle. Yani herhalde Hristiyanlık inancına karşı mı yakıldı? Yani tam bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazsın. Ama yakıldığı bir gerçek yani. Burası yakılmış. Odalar da şöyle yani içerileri. Böyle bakar mısın? İzlerine bir sürü her yere yazı yazmışlar, evet. Şurada da gene böyle bir oda var. Böyle bir oda var arkadaşlar. Burada yaşayan böyle babayla nene varmış. Onlarla bir sohbet muhabbet edebilirsek edeceğiz. Kilise hakkında malumat alabilirsek. Bakalım. Şöyle hemen kilisenin yanında evleri var. Şöyle. Nenemiz burada. Albanlar diker kilisedir. Albanlar dikiyor burayı. Albanlar. Ondan sonra bu Ermeniler burayı yerleşenden sonra özler azanlık eləyiblər. Özlerin kilisəsi deyil. O yuxarıdaki xaçlar tanıyanlar hamısı bilir, deyir ki, deyir Albanların xaçlarıdır. 4 mərtəbə idi, 5-ci mərtəbədə nə var idi? Zəng var idi də. Zil. O Ermənilərlə ki haray həşr olan vaxtı bizim uşaqlar yandırdılar. Ha, buranın uşaqları yandırdı. Bizim uşaqlar, mənim yoldaşım Mehmet nə qədər dedi. Bala, onlar gedirlər, bina bizimkidir, bizə qalacaq dəymi? Yox, sən deyir ermənilərə tərəf durursan, götürüb buradan o yana meydana onu da atıb Üç gün, dört gün, bir hafta söndüre bilmeye kalıptı. Elə bina idi, 5 mərtəbəli. Bizim Sovet boşaldırdı bunu remont eləməyə. 17 aile yaşayırdı. Nerede yaşıyordu 17 aile? Ha, burada. Ha. Şimdi o 17 aileye de Sovet evler tikdi. Bunları köçürdüler ki buranı remont eləməyə. Bir nefer kalmıştı. Ondan sonra da haray haşır koptu, yandırıp o boyda binanı hele güzel yandırıp koydular. Ondan sonra Allah şükür de geldi. Bütün deputatlar da gelir. Oradan ha bu gelen turistler de hamısı gelir. Eləmirlər onu. Remont eləmirlər. Daha o boyda mı? Oraya xərc lazımdı da. O boyda bütün rayonları durğuzan Azerbaycan'dı bu. Neojeli bir binanı durğuzan. Peki Hristiyanlık, Müslümanlıkla alakası var mıymış burayı yakmalarının? Ermeniler yok, geldi diye yaktılar. Ermenilerinki değil, bizim uşaklar yaktılar onu. Sen hatırlıyor musun yakıldığı zamanı? Ben burada yaşıyordum. Ha, sen buradaydın, gördün. Ha, ben buradaydım. Benim yoldaşım ne kadar dedi. Valla o bina bura kalacak. Ermeniler gelirler. Biranı aparmayacak. Olanın değil o bina. Benim sözüm, benim yoldaşımı ha burada meydana attı. Millet həblə tüslü kimi göçələr oğulacaq. Sen deyir Ermenilərə tərəf dayanırsan deyib qulaq asmadılar. Elə bizimkiler yandırdı. Yoxsa o dinlə əlaqədar elə şey yoxdur. Yox. Zaqatalalı mısın? Ha, mən Zaqatalalı. Kənd var mı, kənd? Özündən mi? Kənd bizim, kəndin adı Dağlıdır. Dağlı. 5 kənd bir yerdə. Biz o dağda yaşayırdıq da, çətin idi bu sellər. Hər yeri xarablayıb köçürdülər. Biz 5 kəndi aşağı. Ona görə də dağdan gələnlərdir deyib dağlı adı qoydular o kəndə. Neçə yaşın var? Mən 81-ci yaşdayım. Allah uzun ömür versin. Allah uzun versin. İsmin neydi abla? İsminiz neydi? Dilber. Memnun olduk. Teşekkür ediyorum teyzeciğim. Çok sağ ol. Şad olduk. Biz burayı öğrenmeyi çok istiyorduk. Güzel bilgiler verdin bize. Çok sağ ol. Buradan Türkiye'ye söylemek istediğin bir şey var mı? Türklere salam. Türkler de bizim kardeşler. Benim de qohumlarım çoxdur orada. Salam olsun. Allah saklasın. Ya Rabbim, həmişə bize kardeş kimi kalsın. İnşallah. Bizim dalında dayansın. İnşallah. İnşallah. Memnun olduk, şad olduk. Elim, ayağım yaxşı işləmir məni. Size çay vererdim. Sağ ol, teşekkür ederiz. İçmiş kadar olduk. Biz seninle tanıştığımız için çok şad olduk. Olsun, seninle tanışmak için biz geldik. Önemi yok yani. Yapmış kadar oldun. Bay bay. Aleykümselam, aleykümselam. Teyze çok tatlıydı ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle mi böyle mi diye soruyordum. Teyze hepsini anlattı, canlı canlı hepsini yaşamış yani. Yandırmışlar burayı işte. Mesela caddede söylediğim şey, buralarda ara sokaklarda görebiliyorsun. Yani şuradaki evleri görüyor musunuz bilmiyorum. Neden acaba böyle yapıyorlar bilmiyorum ama böyle benekli benekli şekilde evleri yapmışlar. Şimdi bunu göstermek istiyorum. Burada Azerbaycan milli reksi, yani milli dansı olan böyle mozaikler yapmışlar. Bayağı da kadim bir şeymiş. Ne kadar yıllık bilmiyorum. Arkadaşımız buraya getirdi işte. Taşlara böyle teker teker yapmışlar abi. Birleştirdiğinde de böyle arkada böyle bir şekil gözüküyor. Arkadaşlar buradan da yukarıda kale varmış. Kaleye doğru tırmanacağız. Gidelim bakalım. Zaqatala Kalesi'ne doğru. Şuradan böyle yürüyeceğiz. Yalnız var ya, burası da bayağı, yani yukarı çıkıyorsun aşağı iniyorsun. Bayağı yükseltisi bol olan bir yermiş. Yukarı çıktık, aşağı indik. Şimdi tekrardan yukarı çıkıyoruz. Şimdi burada Haydar Parkı var. Haydar Parkı'nın içerisine gireceğiz. Orada da işte Şeyh Şamil'in böyle anıtı varmış. Oraya doğru çıkacağız. Alırım anahtarını Seren. Şöyle bir araba kiralamak istiyorum Azerbaycan'dan. Ya şöyle bir arabamız olsun. Her yere gideriz. Adını ne koyalım İbrahim? Adını, bunun adı ne? Mavişim, mavilendim. Mavişim. İsmini bulduk, Mavişim. Tamam, böyle bir araba kiralıyoruz. Bundan sonraki videolarımız 07'lerle geliyor. 07. Bir de bir park var arkadaşlar. İnsanlar böyle istirahat edebilir. Aynı zamanda işte böyle, nasıl desem, işte çay kahve içebileceğiniz bir park. Burayı da size göstereyim. Şimdi yukarıda işte Şeyh Şamil'in anıtına doğru gidiyoruz. Şeyh Şamil biliyorsunuzdur. Kafkasya Kartalı. Gidelim bakalım. Ya ben Zaqatala'yı beğendim. Yani gerçekten beğendim. Çünkü yani böyle nasıl desem, yolları böyle hep böyle yeşillikli. Karşıda böyle bütün manzaralar zaten dağların arasında. Çok güzel, şirin bir yer bence. Yani buranın enerjisi bayağı güzel yani. Hani enerjisini hissettim. Çünkü ben mesela bir gittiğim bir yerde atıyorum bazen böyle kendimi rahatsız hissedebiliyorum ama burada öyle bir şey olmadı. Acaba diyorum, bence güzel. Mı güzel, Lenkeran mı güzel? Valla Lenkeran da güzeldir. Farklı. Şimdi Car kəndi'ne geldik. Buraya zaten biz daha önceden gelmiştik, çekim yapmıştık ama çok böyle vakit geçirememiştik. Şimdi burada Şeyh Şamil'in anıtı var. Şurada tam. Burayla Şeyh Şamil arasında bir bağlantı var. Yani tam olarak emin değilim ama onu şimdi ben çözmeye çalışacağım. Çözdükten sonra da işte buradaki halka sorarak size hemen doğrusunu söyleyeceğim arkadaşlar. Abi yakşı mısın? Sağ ol, yakşı olun. Siz necəsiniz? Yakşıyız abi. Yakşı kendinize geldik. Lab yakşı eləmişsiniz. Yakşı ne işte işiniz siz? Biz özümüz jurnalist gibi. Ha, jurnalistiz öyle mi? Ha. Evet. Ya buyurun. Abi biz merak ettiğimiz bir şey var. Şeyh Şamil yani İmam Şamil'in burada Car kəndi ile bağlantısı nedir? Bunun barədə İmam Şamil barədə. Yəni onun bir elə bir yəni mən tarixçi deyiləm, mən özüm fəhləyəm, evet. Yəni fəhlə olmuşam, bilmirəm. Amma onun barədə bizim atalar, babalar çox danışırlar. O düzdür. Həm sülh adamı olub, həm də bu cardan buradan yol var keçən. Yollar var. İndi o yollarla turistler gelirler, o yollar gelirler ama Sovet dövründen. Ha, Dağistan'a değil mi? Buradan Dağistan'a geçirsen, buradan tüm yerlerden Dağistan'a yol var. Hı. Keçiler o dağ tarafta. Hı. Yani bu kabakki Azerbaycan dağlarıdır. Evet. Bunun şu dağların aklında, orası. Orada ucu ıznaklar var. O yan taraf keçir ucu Dağistan var. Orada spitsenlik koyulan nişan var, nişan. Evet. Ki bilirsen ki oradan oyna ucu Dağistan'a. Çoxdur buradan Dağıstan'a yollar. Hem de Gürcistan tarafta, Lagadehi taraftan da onun yolu olup Dağıstan'a geçen. Evet. Gürcistan tarafından da olup, şimdi o gücü serkerde olup, möhkəm adam olup, hem dini adam olup, hem de bu Rus İmperiyaya karşı vuruşub da o vaxt o kişi. Nikolay'la yani vuruşub deyirlər. Yani biz belə məlumat veririk. Başka onun barədə bir elənə bilmirik. Anladım. Dağıstan'a yollar var, atababa yollar olub. Evet. İndi orada vayenli var, yani provokasını bırakmırlar. Yani qabaqda çox adam gediblər buradan. Evet. Dağıstan'a geliblər, oradan mal alıblar, mal gətiriblər, buradan mal aparıblar, gətiriblər. Yani mən özüm də şəxsən vaxtilə getmişəm Dağıstan'a. Ha, oradan sen gidiyordun. Gitmiştik yani orada dağ yeri de almadı, meyve de bile şeyler onlar alırlar. Orada bitmir o. Anladım. Şimdi o dağ yeri de indi onun yolları olup o vaxtından İmam Şamil'in yolları o vaxt o vayenlik gelen giden yolları olubdu. Yani biz tarafa bura gelip, Balakən'e gelip, Qax'a gelip, Zaqatala'ya gelip, oradan da onun yolları var. Buradan geçtiği için mi böyle önemli bir yeri varmış Şeyh Şamil'in? Hayır yani. Burada önemli yer deyende ben necə başa düşə bilərəm ki onu. O, yani burada olubdu. Yani ki buralarda gelip o. İndi onun barəsindəydi biz elə bir dəqiq bir məktəbdə oxuyanda haradasa bir yazıçılardan bilirsen de yazırlar. İndi onun barədə biz məktəbdə oxuyanda kitabda oxumamış, kitablarda yox idi. Ama böyle tarixi müəllimlər deyirdi ki, bak böyle bir adam olur. Kafkasya Kartalı. Ay sağ ol. Bu Gürcistan tarafta da olub o. Gürcülerle de orada o kentler var. Avar kentleri. Özü gelir o Avar. Avar milletinden gelir. Onların qoşunu olub, özü de möhkəm qoşunu olub onun. Hara gedibsə qələbə çalıb da. Yani nereye gittiyse hep kazanmış. Ruslara karşı savaşmış. Bəli. Bir lider, ama, önemli bir lider yani. Bəli, ama işgalçı olmamış o. O işgal eləməyib haranısa. Gedib qələbə çalıb, orada öz adamları zadı qoyulub, o təhlükəsizliyi təmin eləyib. Evet. Belə bir adam olub, yaxşı adam olub. İşgalçı olmayıb. Evet. İslam dünyası içinde Çok önemli isimlerden bir tanesi. O meşittir. Buradan yukarı yolu. Peki İmam Şamil'in burada hani bıraktığı böyle camiler veya hani bir şeyler var mı? Eserler? Olur. Onun deyigaten de böyle bir şey olur. Bu meşit evveller bunun üstü olup değiller. Ben bilende kıramet var idi. Kıramet bilirsiniz de o idi. Ondan kabağı onun üstünde olupdu kamış. Kamış gibi bir şey olup değiller. Ben onu görmemişim. Ben orada kıramet görmüşüm. Değiller ki o onun üstü olup kalmış. Köyde meçitte neçese tarihi orada değil, yadımda değil. Tarihi olabilsin ki burada da o kişi namaz kılıp olabilir. Ha, olabilir evet. Senin ismin neydi abi? Ramazan. Ramazan. Benim ismim de İbrahim. Ramazanov, Ramazanov. Familyamdı Ramazan adımdı Hamidoğlu. Ramazanov, Ramazan Hamidoğlu. Benim ismim de İbrahim abi. İbrahim. Şad oldum seninle tanıştığıma. Evet. Çok teşekkür ediyoruz kömek eylediğin için. Sağ ol abi. Böyle. Olup onun barada çok bizden atalar, babalar danışıblar ki bu böyle bir xeyrxah adam olup. Halkı həmişə koruyub. Evet. Müəyyən. Buradaki böyle halkı korumuş. Bəli, bəli. Buranın öz müsəlman, öz halkını korumuştur. Allah razı olsun ondan. Sağ olun. Sağ ol abi. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar şimdi abimiz de anlattı zaten. Şeyh Şamil yani İmam Şamil çok önemli isimlerden birisi. Bu Kafkasya'da bütün dağlarda böyle savaşmış bir lider yani öyle söyleyeyim. Buradaki halkı korumuş önemli isimlerden bir tanesi. Burayı da size göstermek istedim. Car kendinin girişi arkadaşlar. Arkamızda gördüğümüz aslında bir mescit cami oluyor şurası yani. Zamanında gördüğünüz üzere zamanında burada arkadaşlar hani minare yok şu an. Zamanında hani minareyi görüp vurmasınlar diye o minareyi yapılmamış deniyor. Belki de Şeyh Şamil yani İmam Şamil burada namaz kıldı. Çünkü bu bölgelere çok hakim olan bir insandı. Arkası zaten Kafkasya dağları. Gerçekten önemli bir isim. Şimdi böyle bir müzeye gelmiştik. Kurutulmuş hayvanların olduğu canlı yani hayvanı kurutmuşlar abi. İçeride baykuş var, kartal var, bir sürü hayvan var. Ama müze kapalı o yüzden giremiyoruz. Ama siz de gelirseniz girebilirsiniz arkadaşlar. Kapalı şu an. Şimdi galeye doğru gidiyoruz. Galaya doğru. Zaqatala Qalası. Zaten galayı öyle bir yerde yapmışlar ki yani. Bayağı yukarıda. Zaten kalelerin amacı da o yani. Düşmanı gözetlemek. Ve en garanti, en güvenli yere kaleyi inşa etmek. Burası da öyle. Zaqatala Kalesi. Seren burayı görünce ne aklıma geldi? Ne geldi? Hangi şehirde vardı böyle? Kale. Allah hepsinde vardı İbrahim. Ama böyle gidiyorduk ya yollardan. Diyarbakır mı? Van. Ohrid'de. Ohrid Kalesi. Makedonya'da böyle aynı buna benzer bir kale vardı. Umarım açıktır kale. Aa, kapalı mı? Elimizi açıyor muyuz? Açılmıyor. Dostlar kapalı. Maalesef giremedik. Yes, close. Arkadaşlar şimdi kale kapalıydı o yüzden giremedik maalesef. Biz de yani yapacak bir şey yok. Şimdi köyümüze doğru geri döneceğiz. Ama geldiğiniz zaman burayı da görebilirsiniz. Yani güzel, bayağı güzel. Şöyle içeriye de girebilirsiniz. Ya gerçekten o kadar mutluyum ki uzun bir zaman ardından patos buldum abi. Hem de en sevdiğim patostan. 8-9 aydır bundan yemiyordum yani yiyemiyordum daha doğrusu. Hiçbir yerde yoktu. Ama Zaqatala'da buldum. Çok mutluyum. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar. Zaqatala'yı size gösterebildiğim kadar gösterdim. Zaten merkezini gezdim. Asıl ben Zaqatala'nın böyle köylerine gideceğim. Ama merkezi de size göstermiş oldum. Çünkü bir önceki videodan bana yazmıştınız işte. Zaqatala merkezi niye gezmedi falan filan diye. Yani burayı da gezmiş olduk diyelim arkadaşlar. Azerbaycan gezilerim sponsoru Talistan Forest'e teşekkür ediyorum. İsmaili rayonunda Talistan kendinde harika evlerde kalabilirsiniz. Giderseniz eğer selamımı söyleyin. Aşağıda Instagram'da bırakırım arkadaşlar. Seren'in kanalında Seren Dünya Turu'nda. Onu da takip edin. Amınıza darıkırım yoksa. Gezenti Bey kanalından geldik diye söylerseniz çok mutlu olurum. Bir şeklimiz olsun. Bu videoyu da beğenip, yorum yapıp, kanalıma abone olduysan ve buraya kadar da izliyorsan senden kralı yok. Gerçekten teşekkür ediyorum. Ben bile teşekkür ediyorum yani. Aynen. Kanalı olduğu halde falan. Bir de nereye gezmem gerekiyorsa Azerbaycan'da, Zaqatala'da aleykümselam. Nereye gezmem gerekiyorsa Söyleyin arkadaşlar, yorumlara yazın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Azerbaycan'ı gezmeye devam. Selam. El sallayın.